sevgili izleyenlerimiz. Honamlı'da mahalle sakinlerinin evlerine konuk olmaya devam ediyoruz. Bir tarihten çıktık, başka bir tarihe geldik. Şimdi de İsmail amcamızın evindeyiz. İsmail amcacığım seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Sezer. Bekir Çavuşoğulları Mehmet'in oğluyum. 1938 doğumluyum. Gaziantep İslahiye ya doğumluyum. Yani orada seyyar olarak konup geçiyorduk. 1948 yılında Konya'nın o zaman Akşehir'e bağlı bu Gökpınar olarak bilinen bu coğrafyaya Honamlı Köyü olarak yerleştirildik. Devlet eline iskan edildik. 264 hane idik. O tarihte devlet bize buradan iskanan arazi verdi. İşte hayvancılık yapıyorduk o tarihe kadar. Bu 1948 ve 50 yıllarından sonra hayvancılıktan tarıma geçtik. Devlet siyasette öyleydi o zaman 50'den sonra. Tarımda ilk yıllar çok zorluklar çektik. Bunu bu şekilde belirten sonra şimdi Honamlı'nın tarihine geçiyorum. Honamlı nedir? Honamlı bir aşiret boydur yani. Sadece bir aşiret değil bir boydur Oğuz boylarının 24. boyuna dayanır. Bak Oğuz boyunun. Honamlılar Orta Asya'nın bugün Hazar Denizi'nin kuzeyine dökülen Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında yaşamış. Hala orada Honamlı köy ve kasabalar mevcuttur. Buradan gidip gören gelen büyüklerimiz var. Honam ismini buradan almaktadır. Horasan civarında çok geniş yapta hanlıklar kurmuş, yaşamış, şey yapmış. Daha sonra büyük kısmı da Alparslan'la Anadolu'ya girmiş. Bu giriş Anadolu'nun batı kısmının daha iyi olmasından dolayı Aydın yöresinde yurt tutmuşlar. Aydın oğlu Mehmet Bey ile beraber o bölgede devlete, askeriye çok iyi hizmetleri de bulunmuş. Daha sonra Birinci Dünya Harbi'nden sonra bu Balkan Harbi'ne beraber İç Anadolu ve Akdeniz yöresine çekilmişler. İşte 1946'ya kadar da Adana ve Hatay dolaylarında biz konduk, göçtük, hayvancılık yaptık. 1948'de de Konya'ya iskana yerleştirildik. Bu şekilde tarif edebilirim. Peki İsmail amcacığım ben çok merak ettiğim bir konuyu sormak istiyorum. Buradaki, Honamlı'daki bütün dedelerim, ninelerim tarihlerini çok iyi ezbere biliyorlar, hatırlatıyorlar, çok da güzel anlatıyorlar aynı zamanda. Nedir bunun sırrı? Şimdi biz geçmişimize bağlı bir milletiz. Bak şunu belirtmek isterim özellikle. Biz e, Birinci Dünya Harbi'ne kadar ve ondan sonra da bu İstiklal Harbi'nde devlete her haneden bir at ve asker gönderdik. Hatta benim şeyimden ailemden iki tane benim amcam Yemen'de. Hatta Bingazi Atatürk'le beraber birisi de orada kalmış şehit. Yani askere, orduya çok bağlı bir milletiz. Mesela şöyle tarif eden sana şimdi e, yürük köçebe hayatı nedir, ne değildir? Kısaca bunu anlatayım. Şimdi 100 çadıra kadar bir oymak denir. ve küçük oba denir. Bunların küçük bir veyişi olur. Eğer 400 çadırı geçerse beyliktir. Bak 400 çadır kadar beyliktir. E, 400 çadırı geçtiği zaman da boydur. Mesela hangi boy? Mesela Oğuz boylarının biz 24. boyundan geliyoruz. Böyle boydur. Anadolu'nun hemen her tarafında onamlı vardır. Samsun'da, Bafra yöresinde, Çarşamba'da, Gaziantep'te, Maraş'ta, Adana'da, Hatay, Kırıkan yol dolaylarında. Ondan sonra Mersin, Antalya, Aydın, Çanakkale, Çan'a kadar bak. E, Denizli, Ondan sonra Kütahya ve Sakarya'ya kadar Hunamların her tarafta köy kurmuş, yaylı haline kurmuş yaşayan kabirlerimiz vardır. Kayseri'de, Yozgat'ta bak buraların her tarafında vardır. Ankara yöresinde. Çok kalabalık bu Fakat zamanla birçokları şeyini kaybettiği için e, birbirlerine irtibat kuramıyorlar. Bu şekilde e, çok geniş bir şeydir, boydur Hunamlar. Sen aynı zamanda Göçebe, yörük hayatını da yaşadın öyle değil mi İsmail amcacığım? Bize biraz göçebe hayatından da bahseder misin? Hayatı şudur, şimdi yörük hayatı çok temiz yaşamaya alışmış. Çadırla konar koca, çadır hayatı peygamberler de yaşamış bu hayatı. Sık sık yer değiştirme imkanı olduğu için mesela Anadolu'da dört mevsim vardır. Mevsim ve mevsim yaylalara, temiz yerlere şey yaparlar. En fazla yediği gıda hayvansal gıdadır. Mesela et, süt, yoğurt, peynir gibi. Biz böyle rastgele şeyler yemezdik. Mesela yörüklerde et yemediği insanların bir hafta geçmez. Yani bu kadar ete şeye düşkün bir millettir. Her şeyini kendisi yapardı bak. Etini, sütünü vesaire çadırını, dokumasını, giydiği eşyayı, keçesini, devesinin havuzunu, atlının kemerini, semerini her şeyi kendisi yapardı. Biz bir şey satın almayı doğru bulmazdık. Yani dışarıya rastgele para vermeyi zül kabul ederdik. Bizde çadır kurduğumuz isterse bir gün kalalım isterse üç ay kalalım. Yurdu biz mukaddes kabul ederiz. Yurt bizim için mukaddestir. Ordu mukaddestir. Ondan sonra devlete bağlılık mukaddestir. Bayrak mukaddestir. Bunları çok severiz. Askerliği son derece severiz. Sonra bizde yardımlaşma çok geniş çapta imece usulü yardımlaşma olur. Mesela bir kişi fakirdir. Hemen bunu çadırını yaparlar. Mesela bir çadır 60 ile 80 okka honamlı geçiş olarak bizim kendi ürettiğimiz geçi kılımla yapılır. Çok kıymetli bunu yaparlar, toplanlar ve ona bir ev meydana getirirler. Hiçbir şey kendisi şey etmeden, para sarf etmeden. Bu kadar hayırsever ve şeye de bağlı. Ne kadar güzel söyledin İsmail amcacığım. Sevgili izleyenlerimiz İsmail amcamızın da söylediği gibi vatanımız mukaddes, Ordumuz mukaddes, bayrağımız mukaddes efendim ve yurdumuz da mukaddes ağzına sağlık